Önce bir düzeltme yapayım. Ahmet Altan öyle bir şey yazmadı. Ya en azından köşe sahibi olduğu Taraf gazetesinde özellikle de beni merkeze alan yazılarında bana yönelik herhangi bir suçlaması hiç olmadı. Tam aksine beni savundu. Onu söylemem gerekiyor. Hakkını yemeyeyim. Evet, tutuklandığımızın hemen ertesinde ya yani ikinci günü gazetecilikten tutuklanmadılar diye bir manşetin olduğu bir gazeteyi yönetiyordu. Kişilerden bağımsız bir şey söyleyeceğim ama siz kişisel bir şey sordunuz ve iki de isim verdiniz. Ben şu an Mehmet Baransu'nun içeride olmasına neden olan soruşturma konusunda bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Baransu gazeteciliklerin içeride şu anda. Genelkurmay Başkanlığı'nın da reddetmediği, gerçek olduğunu mahkemeye bilirkişi raporuyla gönderdiği bir belgeyi yayınlamaktan suçlanıyor. Bu gazetecilik faaliyetidir ve Baransu bu suçlamadan dışarıda olmalıdır. Kişisel kanaatim, ben Ahmet Altan'ı 20 yıldır tanıyorum, 96'dan beri. Tabii benim için hakkında bir şey konuşmak çok zor, açık söyleyeyim. Tamamen şey ama kişiselleştirmeden söylüyorum bunu. Türkiye'nin son 10 yıllık geçmişinde Taraf'ın üstlendiği rol ve Ahmet Altan'ın takındığı siyasal tutum nedeniyle konuşmak zor. Yoksa ben Ahmet Altan'ın bir gazeteci olduğuna, su katılmamış bir demokrat olduğuna, su katılmamış bir darbe karşıtı olduğuna imzamı atarım ve Ahmet Altan içeride olmamalı. Hele ki darbecilik gibi bir suçlamadan hiçbir şekilde içeride olmamalı. Ahmet Altan gazetecidir, yaptığı gazeteciliktir. Bence bir gazeteci olarak söylüyorum, kötü gazeteciliktir. Ve kötü gazetecilik terör mahkemesinde yargılanmaz. Hiçbir mesleki faaliyetin yargılama yeri zaten terör mahkemesi değildir. Okurunun, izleyicinin nezdinde siz onu yargılarsınız. Ya gazetesini okumazsınız, ya televizyon programını izlemezsiniz. Yaptığı kötü gazetecilik dersiniz ve bir yere not edersiniz. Bu kadar. Gazetecilikle ilgili olarak mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanmış herkes salınmalıdır. Hangi yerde duruyorsa dursun. Bu Kürtler için de söz konusu, sosyalistler için de, cemaat mensubu gazeteciler için de, AKP'li gazeteciler için de. Yani bu söylediğimden Ahmet Altan'ı, Baransu'yu, cemaat medyasını, X medyasını ya da örgütünü savunuyor manası çıkmasın. Çok basit bir şey. Ben prensiplere sahip çıkmaya çalışıyorum. Çünkü bugün Ahmet Altan ve cemaat medyası için ihtiyaç olan basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü hiç kuşkunuz olmasın. Yarın AKP medyası için lazım olacak. Ve biz o zaman da onlar dışarıya bırakılsın demeye devam edeceğiz. Prensipler söz konusuysa yanlış insanlar için doğru şeyler söyleyebilirsiniz. Bence bunda bir beis yok.